Bu videomuzda da kenarortay konusunu özetlemeye çalışacağım. Kenarortay işte isminden de anlaşacağı üzere bir üçgenin herhangi bir köşesinden çıkıp karşı kenarın tam ortasına gelen doğru parçasıdır. İşte şu ABC üçgeni ise bu durumda AD doğru parçasına biz bunu gösterirken bunu VA ile göstereceğiz. Yani A kenarına ait kenarortay. Yine aynı şekilde B'den çekseydim bu kez bu BE doğru parçasına VB doğru parçası kenarortay diyecektim. Ve en son F'den çektiğim zaman da CF doğru parçasına artık biz VC yani C'ye ait kenarortay adını verecektik. Dikkat ederseniz G noktası 3 tane kenarortayın kesişim noktası oldu. G noktasına biz ne diyeceğiz? ABC üçgeninin ağırlık merkezi adını vereceğiz. Ağırlık merkezi. Peki ağırlık merkezinin özelliği neydi? Özelliği şuydu. Ağırlık merkezi ya da G noktası köşeye 2 birim tabana 1 birim uzaklıktadır. Tabana 1 birim uzaktadır. Şimdi temel olarak bu tanımı kullandıktan sonra şu yorum yapabiliriz. Yani GD uzunluğuna x dersem aslında GA uzunluğunun 2x olduğunu göreceğiz. GE uzunluğuna y dersem BG uzunluğunun 2y olduğunu. Yine FG uzunluğuna z desem o halde buranın da 2z kadar bir uzunlukta olduğunu söyleyeceğim. İlk olarak bu özelliği aradan çıkarmış olalım. Şimdi bundan sonra şunu vurgulamak istiyorum. Hemen şuraya şöyle bir özellikle soru tarzları da karşımıza çıkıyor. Bunu böyle bir kural olarak verelim. Şöyle yapalım. Bir üçgenimiz verilmiş olsun. Bir ABC üçgeni. ABC üçgeninin işte şöyle diyelim. İki tane kenarortayı kesişmiş olsun. Ve dik kesişiyor olsun arkadaşlar. Mesela burasına D noktası, buraya E noktası diyelim. Burası bizim ağırlık merkezi. Bakın ana şart bu VA'nın VB'ye dik olması. Şimdi bu durumda ben CG'yi de birleştirirsem bu CG uzunluğunun bir özelliği karşımıza çıkacak. Şimdi ben bu uzunluğa 2M uzunluğu dersem ve bu kenarortayı şöyle devam ettirirsem o halde tabana bir M uzunluktadır. Ve bunlar birbirine eşitti. Dikkat edin. AGB üçgeninde muhteşem üçlü karşımıza çıkıyor. O zaman diyeceğiz ki eğer VA VB'ye dikse CG uzunluğu aslında AB uzunluğu kadardır demeliyiz. Bakın bu önemli bir özelliktir. Şimdi gelelim 312 kuralı dediğim kurala. 312 kuralı. 312 kuralı. Şimdi bu kural gayet son zamanlarda sınavda soru olarak da soruldu. Şöyle yapıyoruz. Bir ABC üçgeni çiziyoruz. ABC üçgeninin bütün kenarortaylarını birleştireceğiz. Çizeceğiz. Buraya D noktası diyorum. Buraya E noktası diyorum. Ve de şuraya da F noktası diyorum. Pek olmadı ama şöyle diyelim. F noktası diyelim. Burası da bizim G ağırlık merkezimiz olsun. Yine aynı şekilde şunlar birbirine eşit olsun. Şimdi bu kez şunu yapacağız. Bütün kenar orta noktalarını da birleştireceğiz. Yani D ve E'yi birleştireceğim. F ile E'yi birleştireceğim. Ve de F ile D'yi birleştireceğim. Şurası ağırlık merkezini şöyle net olarak belirleyelim. Şimdi o halde şunu vurgulayacağız. Diyeceğiz ki bu G noktası hem ABC üçgeninin hem de DEF üçgeninin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezidir. Şimdi burada hareketle ben şöyle yorumlamak istiyorum. Şu madem küçük üçgenin ağırlık merkezi DEF'nin hemen buraya x uzunluğu desem buranın 2x olduğunu söyleyeceğim. Çünkü ne demiştik? Köşeye 2x, tabana 1x'ti. Şimdi en büyük üçgene geçiyorum. Dikkat edin.
G'den D'ye mesafe 2x ise G'den A'ya mesafe 4x olmalıydı. O zaman buraya da 3x kaldı. Dikkat edin. 3x, 1x, 2x. Yani 3, 1, 2 kuralı karşımıza çıkmış oldu. Yani bunu diğer kenarortaylar için de yapabiliriz. Burada bir sıkıntı yok. Gelelim bir diğer özelliğimize. Şimdi bu kez de bir işte ABC üçgeni çizilmiş. AD kenarortayı olmak üzere. AH'da yükseklik. Acaba BCA arasında hani x'e bağlı bir bağıntı oluşturulabilir mi? Şimdi bunu yapmaya çalışalım sizinle. Bir kere AD kenarortaysa bir kere şuranın A bölü 2'ye A bölü 2 bölündüğünü. O zaman şu BD'nin tamamı A bölü 2 ise A bölü 2 eksi x birim kaldığını söyleyebilirim. O halde burası da h'tır. Şimdi dikkatli bakarsanız şu ABH üçgeni ile şu ACH üçgeninde birer Pisagor teoremi uygulayacağım. Hemen uygulamaya çalışayım. C kare eşittir A bölü 2 eksi x'in karesi artı h'ın karesidir. Peki yine aynı şekilde B kare eşittir A bölü 2 x artı x'in karesi artı h karedir. Şimdi ben bu h'lardan kurtulmak istiyorum. Çünkü A, B, C ve x arasında bir bağıntı araştırıyordum. Hemen şöyle yapalım. Önce şunları bir açalım isterseniz. A kare bölü 4 eksi birinci ekin çarpım 2 katı ax artı x kare artı h kare. Yine a kare bölü 4 artı ax artı x kare artı h kare. Şimdi ben bunları taraf tarafa çıkarmak istiyorum. Şöyle yapayım. Yukarıdaki denklemi x'e çarp tarafları toplarsam. Yani b kare eksi c kare kalır. Dikkat ederseniz a kare bölü 4'ler gider. Eksi ax artı ax'e dönüşür. 2ax oldu. H kareler gider, x kareler gider. Yani aslında bağıntı yakaladık. B kare eksi c kare eşittir 2ax bağıntısını söyleyebiliriz. Tabi burada biz b'nin c'den büyük olduğunu kabul ettik. O zaman biz şuraya şöyle aslında mutlak değerde yapıştırabiliriz. Gelelim kenarortay teoremine. Kenarortay teoremi. Şimdi bu konunun en belalı işte kısmıdır. Şöyle diyeceğiz. Bir üçgenimiz var. Ve üçgenimizin kenarları şunlar olsun. Yine işte ABC bizim üçgenimiz. AD kenarortayımız. Buna VA dedik. Burası B, burası C. Şunun tamamı da A1 olsun. Şimdi şöyle bir bağıntımız vardı. Diyorduk ki 2 tane VA kare kolların kareleri toplamı B kare artı C kare eksi kenarortayın geldiği uzunluk hangisi? A. A kare bölü 2 diyeceğiz. Aynı şeyi VB için de yapabilirim. 2 VB kare eşittir. Bakın şuradan çektiğimi düşünüyorum. A kare artı C kare eksi B kare bölü 2'dir. 2 VC kare yine ne olacaktır? VC'ye göre yazarsam A kare artı B kare eksi C kare bölü 2'dir diyebiliriz. Bakın bir tane formül bilmemiz yeterli. Şu temel formülümüzü şöyle yapalım. İşaretleyelim. Ve şimdi bu üçün yazılımın temel mantığını şimdi daha iyi anlayacaksınız. Burada hepsini taraflara topluyoruz. Taraflara toplarsak ne oluyor? Ne olur? İkişer tane VA kare, VB kare, VC kare toplamı oldu. Bu toplam, dikkat edin. 2A kare var, 2B kare, 2C kare var. Hatta 2A kareden yarım A kare çıkarsa 3 bölü 2 tane her birinden kalacak. A kare, B kare, C kare. Yine işler açığa çarpımı yaparsam aslında temel bir formülü de halde ettik. Kenarortayların karelerinin toplamının 4 katı BC kare aslında kenarların kareleri toplamının 3 katına eşitmiş. A kare B kare C kare toplamına eşitmiş. Böylece şöyle bir formül daha oluşturmuş olduk. Hemen bu şekilde vurgulayabiliriz. Gelelim bir diğer bağıntımıza. Bir dik üçgen verilmişse, BD ve CE kenarortaylarda çekilmişse, şöyle diyelim. BD doğru parçasına biz VB demiştik. Yine CE doğru parçasına da VC demiştik. Bu sadece dik üçgen için geçerlidir. Yine üçüncü kenarortayı çekersem, burada şu AF doğru parçası da bizim için ne oluyordu?
AF doğru parçası da VA oluyordu. Şimdi bu durumda şöyle bir bağıntıdan bahsedebiliyoruz. 5 tane VA kare VB kare artı VC kare toplamı kadardır diyeceğiz. Bunu bilmekte fayda var. Şimdi bununla ilgili hazırladığım soru tiplerini çözmeye başlayalım. İlk sorumuz işte bir dik üçgen. ABC'nin ağırlık merkezi G'ymiş. EF uzunluğu 2 kök 2 verilmiş. Ha, bunu yapıştıralım. 2 kök 2 verilmiş. Şimdi biz ağırlık merkezinin üzerini biliyoruz. Yani şunlara M, M dersem. Köşe 2 M ise tabana 1 M kadardı. Onu biliyoruz. Bakın dik üçgen sorularının çoğunda eğer kenarortayla ilgili bir soruysa bu muhteşem üçlüyü kullanacağız demektir. Hemen 3. kenarortayımı da çekmek istiyorum. 3. kenarortayımı da çekersem o zaman şöyle bir yorum yapabilirim. Dikkat edin. Öncelikle AE doğru parçasının bir kenarortay olduğunu söyleyeceğim. İşte CD'nin bir kenarortay olduğunu söyleyeceğim. Bunları bir yapıştırayım. Şimdi oluşturduğum şu üçgene lütfen yoğunlaşın. Şu üçgene bir yoğunlaşalım. Yani BCG üçgenine yoğunlaşıyorum. Aslında EF'nin bir orta taban olduğunu görüyoruz. EF orta tabansa 2 kök 2 ise artık ben buranın 4 kök 2 olduğunu söyleyebilirim. Şimdi köşeye 4 kök 2 ise tabana 2 kök 2 birimdir. Burası 6 kök 2 ise muhteşem üçlüden bunlar da 6 kök 2, 6 kök 2 birimdir. Benden AC uzunluğunu istiyordu. Cevabımız 12 kök 2 olacaktır. Gelelim ikinci sorumuza. İşte bir ABC üçgeni verilmiş. DE paralel işte BC'ye denmiş. G ağırlık merkezi. Bakın ağırlık merkezinden geçen bütün köşeden geçen ve ağırlık merkezinden geçen bütün doğrular kenarortaydır. Hemen bunları yapıştıralım. Bunlar köşeden geldiği için. Paralellikten dolayı madem bu orta nokta o zaman E'nin de orta nokta olduğunu hemen saptayabiliriz. Bu da kesin. Şimdi bir önce size 312 kuralından bahsettim. Yani 3-1-2 kuralı. Yani burası 3x ise burası 1x, burası 2x'ti. O halde FG uzunluğu bize verilmiş zaten. Yani x dediğim şey 2,5'muş. Benden AK istiyor. Yani 6x istiyor. Bu da nedir? 15 birim olacaktır. Üçüncü sorumuzsa yine aslında size kural olarak bunu verdim ama yine de bunun ispatını yapmaya doğru ilerleyelim. G ağırlık merkezi. O halde A'dan ve B'den gelen ve G'den geçen doğrular birer kenarortaydır. Hemen bunları yapıştıralım. Şunları hemen belirleyelim. Hatta şunu da söyleyebilirim. Tabana 8 ise köşeye 16'dır. Yine köşeye 34 ise uzatırsam 17'dir. Peki bunlar orta olduğu için şöyle göstereyim değişik olsun. Muhteşem üçlüden bunda da 17-17 olacaktır. Peki bu üçgen yani ABG üçgenine dikkatli bakarsanız ABG üçgeni bir özel üçgen. Hipotenüsü 34. Dik kenarın biri 16. Dikkat edin. 8'in 2 katı. 17'nin 2 katı. O zaman bu da 15'in 2 katı olan 30 olmalıdır. 8, 15, 17 üçgeni yani. O zaman buranın 30 olduğunu söyleyeceğiz. Köşeye 30 ise tabana o zaman x uzunluğunun 15 olduğunu hemen yapıştırabiliriz. Geldik 4. sorumuza. Yine bir dik üçgen. Yine ağırlık merkezi olduğu ifade edilmiş. Bu kez G'de uzunluğu bize 2 kök 2 verilmiş. B'de uzunluğu 8 verilmiş. C'de uzunluğunu istiyor bizden. Şimdi yapacağımız şey ne demiştim bir önceki soruda? Dik üçgen ve kenarortay ile ilgili bir soru karşımıza çıkacaksa mutlaka muhteşem üçlüden muhteşem üçlü kullanılmalıdır. O halde ben A köşesinden şu muhteşem üçlüyü şöyle çekeyim. Biliyorum ki yani çizim sakat olmuş olabilir ama bu kenarortayı çizersem ağırlık merkezinden geçecek. Bunu kesin olarak saptayabilirim. O halde şöyle yorumlayalım. Hatta ben buna A birim desem burası 2A birimdi. 3A ise burası da 3A'dır. Dikkat edin bunun tamamı şurası eğer ağırlık merkezi olduğu için 3A ise bu da 3A'dır. Şuranın tamamı 3A'dır. Peki 8'i buradaysa o zaman şuraya 3A eksi 8 kalacaktır. Artık Pisagor teoremi uygulayabilirim. Hemen A kare eşittir 2 kök 2'nin karesi artı 3A eksi 8'in karesi olacaktır. Şimdi şöyle yapalım. A kare eşittir 8 artı 9 A kare eksi 1. ikinci çarpım 2 katı 48 A artı 64 olacaktır denklemden. Ne oldu? 8 A kare eksi 48 A. Şurada bir 72 var artık.
eşittir 0. 8'e bölüyorum. A kare eksi 6a artı 9 eşittir 0 olacak. Peki bunun ben a eksi 3'ün karesi olduğunu biliyorum. O zaman buradan a'nın 3 olduğunu göreceğiz. A'nın 3 olduğunu göreceğiz. Peki a 3 ise eğer benden ne istiyordu? X'i istiyordu. Peki x dediğim şey şuraya yazayım isterseniz. 3a bir de 3a 8 var. 3a eksi 8 var. Yani x dediğim şey 6a eksi 8'di. 3 yazarsam a yerine o zaman bunun 18 eksi 8'den 11 olduğunu söyleyeceğim. Geldik 5. soruya. İşte G ağırlık merkezi yine söylenmiş burada. Ağırlık merkezini hemen belirlemek istiyorum şunları. 2 birim ise köşeye 4 birimdir. Bakın bir önceki temel yorumdan hareketle dikkat edin. Kenarortaylar dik kesişmiş. Artık AG'nin 6 olduğunu biliyorsak BG de 6'dır ama biz ispatını yapalım yine emin olmak için. Köşeye 6, tabana 3. Buradan muhteşem 3 çıkacak karşımıza. Hemen Pisagor teoremini uyguluyorum. 6'nın karesi eşittir BGC üçgende. 4'ün karesi artı CG'nin karesi diyebilirim. Buradan CG'nin karesinin 36-16'dan 20 olduğunu söyleyeceğiz. Yine aynı şekilde şurada Pisagor teoremi uygulamak istiyorum. X'in karesi aslında CG'nin karesi artı 2'nin karesi değil midir? Buradan da bu 20 idi. 4 daha 24 oldu. O halde x eşittir 2 kök 6 birim olmalıdır. Geldik 7. sorumuza. 6. sorumuza özür dilerim. Şimdi yine bir dik üçgen sorusu. Şimdi bu soruyu aslında şu şekilde hemen çözmeye çalışalım. Ağırlık merkezinden köşelere doğrular çekilmiş bize. Şimdi hemen şöyle yorumlarsam, bunu uzatırsam. O zaman ben buranın x bölü 2 olduğunu söyleyeceğim. Köşeye x tabana x bölü 2'dir. Tamamı dikkat edin 1,5x. O zaman bu da 1,5x. Bu da 1,5x oldu. Şimdi ben bu üçgende bir kenarortay teoremi. Hani en son dedim ya size gıcık bir teoremimiz var. İşte o teoremi uygulayacağım. 2 tane VA kare. VA'mız x bölü 2. X bölü 2'nin karesi eşittir. Kolların kareleri toplamı. 3'ün karesi 4'ün karesi. Eksi. Geldiği uzunluk 3x. İşte bu 3x'in karesi bölü 2 diyeceğiz. Yani a kare bölü 2 diyorduk ya. Buranın ne oldu? X kare bölü 4. Yani x kare bölü 2 geldi. Buranın 9x kare bölü 2 var. Bu tarafa aldım. 5x kare kaldı. Eşittir 25. X karenin 5 olduğunu, o halde x'in de kök 5 olduğunu hemen saptayabiliriz. 7. sorumuza gelelim. Şimdi 7. sorumuzda yine 2 tane üçgen, kenarortayları eşit olan 2 tane üçgen, tabanlara eşit olan 2 tane üçgen, farklı üçgenimiz var. Bizden işte BD uzunluğunu istiyor. Şimdi aslında şuna biz VA desek, burası da VA. Şunun tamamına da yine A birim demek istiyorum. Üstteki üçgene yine kenarortay teoremi uygulayacağım. 2 tane VA kare eşittir. 10'un karesi 11'in karesi eksi A kare bölü 2'dir. Yine alttaki üçgeni de uyguluyorum. 2 tane VA kare eşittir. X'in karesi 5'in karesi eksi yine A kare bölü 2. Bunların her şeyleri sanki aynı. O zaman burada şunu yorumlayacağım. Şu 10'un karesi artı 11'in karesi x'in karesi artı 5'in karesine eşittir diyebilirim. Yani x'in karesi artı 25, 100, 121 daha 221'e eşitmiş. Buradan x'in karesi eşittir 196, x eşittir 14 çıkacaktır. Evet, geldik 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuzda açıortay ve kenarortayı karıştırarak bir soru hazırladım. Şöyle ki BC uzunluğu 22 santim verilmiş. AN'nin bir açıortay olduğu, bakın bunun bir açıortay olduğu söyleniyor bize. Bir açıortay olduğu söyleniyor. AD'nin de bir kenarortay olduğu, yani şöyle diyeyim, D noktası BC'nin tam ortasıymış. O zaman buraya 11, şunun tamamı da 11 kalacaktır. Bunu söyleyebilirim. Peki 8'e 18. Biz açıortay teoremini bundan önceki derste işledik. 8'e 18 ise şu uzunluk, örneğin 4K'lık bir uzunluksa bu uzunluk 9K'lık bir uzunluktur. Hatta şöyle yapalım, daha güzel olsun ya. Buraya 8K'lık uzunluk, 8'i 8K görsün, 18'i 18K görsün. Çünkü tam 2'ye de bölünsün. O zaman 26K oldu. 8 ise o zaman burada 5K kalacaktır.
Tam ortalaması için. Şimdi o zaman bu 5K artı 11 birimin aslında biz 18K'ya eşit olduğunu net olarak söyleyebiliriz. Bu da 13K. K'nın 11 bölü 13 olduğunu söyleyeceğiz. Benden ne istiyordu? N'de istiyordu. N'de neydi? 5K. 5K'lık uzunluk. Yani 55 bölü 13'ü araştırıyormuşuz. Gelelim 9. sorumuza. Şimdi 9. soruda G ağırlık merkezi verilmiş. O halde aslında burada bize bir ipucu, güzel de bir ipucu vermişler aslında. Yani kenarortayları uzatırsanız tam da GE mesela C'den çekilen kenarortayın üzerinde olmalıdır. Çünkü tam ortalamış. Bunu uzatırsam o zaman tabana 4 ise köşeye 8'dir. Bunu söyleyebilirim. Aynı şekilde G'de de bu kenarorta üzerinde olmalıdır. B'den çekilen kenarorta üzerinde olmalıdır. 3 ise burası 6 oldu. Peki sen bu BCG üçgeni bize tanıdık geliyor. 6, 8, 10'u andırıyor. 5, 5 hatta eşitliğe sağlanıyor ama emin olmak istiyoruz yine biz. Şöyle yapalım. Şu uzunluk A birim olsun. Benden zaten bunu istiyordu. 2 tane 5'in karesi eşittir. Kenarortay teoremini uyguluyorum. 6'nın karesi 8'in karesi eksi A kare bölü 2 diyeceğiz. Ne oldu burası? 50. Burası 100. Kaldı 50. Eşittir A kare bölü 2. Buradan A kareyi 100 buldum. O halde A'yı da 10 bulacağım. Zaten aradığım uzunluk da A'ydı. Geldik bu konunun son sorusuna. Çözeceğim son sorusuna. Şimdi yine AC'nin karesiyle AB'nin karesinin, yani şöyle diyeyim ben buraya. B ile C'nin karesinin farklarını istiyor. B kare eksi C kare farkını istiyor. Şimdi şöyle yapabiliriz. Önce ABE üçgeninde bir kenarortay teoremi uygulamak istiyorum. ABE üçgeninde. Şöyle yapalım. Biraz da yer açılsın. Ne olur? 2 tane 4'ün karesi C kare artı 36 C kare artı 36 eksi şu parçaya A dersem o zaman şu parça da yine A olacaktır. Eşit uzunluklar. A kare bölü 2. Yine ACD üçgeninde uygulamak istiyorum. ACD üçgeninde. 2 tane 6'nın karesi eşittir. Bu kez B kare artı 4'ün karesi yani 16 eksi yine A kare bölü 2 olacak. Şimdi ne istiyordu benden? B kare eksi C kare istiyordu. Şöyle yapalım. Yukarıdaki denklemi eksi çarpı taraftarı topla. Yani 36 çarpı 2 72'den ne oldu? 32'yi çıkardım. 40 kaldı. Eşittir. B kare eksi C kare oldu. A kare bölü 2'ler gitti. 16'dan 36 çıktı. Eksi 20 kaldı. O zaman bu tarafı alsam cevabımızın B kare eksi C karenin 60 olduğunu söyleyeceğiz.